Onlardan ilkini sunmak üzere Doktor İlkin Bey'i sahneye davet ediyorum. Lütfen bütün katılımcılar tartışmaya katılabilirler, fikirlerini söyleyebilirler. Bu saatin özelliği o. Özellikle Azerbaycan Tıp Üniversitesi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, genel cerrahlar, onlardan yorumlar ve katılımlar bekliyoruz. Hörmətli sədrlər, hörmətli qonaqlar, öncəliklə hamınızı salamlayıram. Başda Mustafa hocam olmaqla bütün Türkiyədən gələn qonaqlarımı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Nuru müəllimə, Mustafa hocaya öz təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə sunum verdilər bu gün. Pankreas kistik törəmələrlə bağlı. İcazənizlə sunuma başlamaq istəyirəm. Bugünkü sunumum siroz kislotomilərlə bağlıdır. Dünya Sağlıq Örgütünün primer pankreas tümörlerinden bağlı sınıflaması var. Bunlar 3 sınıfa bölünür. Benign, borderline ve malign tümörler. Beninler seroz kistodenomlar %16% görülmektedir. Müsinöz kistodenomlar %45, intraduktal papüler müsinöz adenomlar %37, matür kistik teratomlar da bu sınıfa aittir. Borderline'lar gösterilmişti tabloda. Üçüncü C kategorisinde malign tümörler, duktal adenokarsinomalar, seroz müsinöz kist adenokarsinomalar, intraduktal papüler törəmələrdir. Bunlar hakkında önceki mərcəslər geniş məlumat verdiğine göre ben çok üstünde durmak istemiyorum. Seroz kistodenomlar malignizasiya ihtimali olmayan benign törəmələrdir. 1%'in altında %1 ihtimal kanser olma ihtimali var. Simptomsuz hallarda takip edilmesi məsləhət görülür. Ortalama büyüme sürati 0,45 santimden çok olmur. Daha çok seroz kistodenomlar yaşlı kadınlarda rast gelinir. Pankreasın bütün anatomik bölgelerinde daha çok görülür. Ama esas korpus ve distal kısımda daha sık görülmektedir. Diagnozu radyolojik olarak koyulmaktadır. Esas tanını KT ve MRT ile koyulur. Esas da BT anjiyo ile. Tipik görüntüme özellikleri var radyolojik olarak. Sərhədləri belli kistik bir törəmədir. Kistik septasiyaları olur. Su sıxlığına göre, yani tərkibində olan maye su sıxlığına uyğundur. Mərkəzində kalsinatları, çapıq toxmaları görsənməkdədir. Mən Qazi Universitetinə başvuran bir 72 yaşlı qadın xəstə haqqında bir olgu sunumu sunmaq istəyirəm sizə. Xəstəmiz 72 yaşında qadın xəstə. Hepatit B takibli olan bir xəstədir. Hepatit B'si olub, xroniki 6-7 deyil, takib olunub. Soy keçmişində özəlliyi olmayan bir xəstədir. Laboratuvar müayinələrində anlamlı bir dəyişiklik yoxdur. Onkomarkerləri, hemoqramı, biokimya və analizləri normal. Çəkilən BT-sində korpus quyruq hissəsində təxmini olaraq 45 milimlik bir kistik törəmə saptanıb. Ana pankreatik kanalla əlaqəsi olmayan bir kistik törəmə olubdur. Tomografi görüntüsü bu şəkildədir. Ox işarəti kisti göstərir. 45 santimlik bir kist görünümü var. Bu da MRT görüntüsüdür. Bu şekilde. Biz bu hastanın İlkin, takibi bir Gazi dakika, Üniversitesi'nde radyolojiden buyurun. hocamız burada mı? Hocam, filmleri yorumlayabilir misiniz? Şimdi MR'ın T2 fazlı görüntülerini görüyoruz. Pankreas kuyruk bölgesinde. Lobülo kontrolü. Şimdi görebildiğim kadarıyla buradan hani ince septalarda bulunan bir kistik lezyondan bahsediyoruz. Hastanın yaşı kaçtı hocam? 70 ya abi. 70. Kadın hasta herhalde. Evet. Tamam. Tomografisini bir daha görelim bir mümkünse. Ha. Abi oynatabilir miyiz oradan? KT'yi. Tomografi. KT'sini. Oradan mı oynatılıyor? MR'a geçiyor da buradan. İki slide öne geç. İki slide öne geç hocam. İki slide öne geç. Heh. Evet, şimdi oynayalım. Evet, BT'sinde de kist septalarını görüyoruz. Dediğim gibi hani tabii radyolog olarak biz pek sevmeyiz hocam. Hani video üzerinden görüntü değerlendirmeyi de normal monitörümüzden görüntüleri daha tam dostlarına bakmasınız. Ama burada da göründüğü kadarıyla
kuyruk kısmında lobüle kontrollü septalı bir kistik lezyondan bahsediyoruz. Bundan mı geçer? Senin telefon olabilir mi hocam? Mevcut sekansları değerlendirdiğimizde, yani görüntüleri, sadece portal venöz fazdaki bir tomografimiz var ve de aynı zamanda sadece T2 fazlı bir T2 sekansı olan bir MR görüntümüz var. Tabii dediğim gibi biz bu görüntülemeleri her zaman tüm sekanslarını görerek değerlendirmeyi tercih ederiz, ama burada göründüğü kadarıyla hocanın dediği gibi lobüle kontrollü ince septaları bulunan bir kistik lezyon kuyruk yerleşimli. Ama santral skar göremediniz sanırım, değil mi hocam? Santral skarını seçemiyoruz burada. Onun için dediğim gibi hani tüm sekanslarını görmemizde fayda var. Bilgin bilgisayarında bütün şeyler var mı? Şu görüntüler. Anda yok abi. Tipik bir santral skar görüntüsü yok hocam bu hastada burada şu anda. Ama serös kistik neoplazi düşünüyoruz değil mi hocam? Yani yaşı itibarıyla, cinsiyeti itibarıyla ilk planda evet. Ama dediğim gibi bu görüntüleri ben sunumda da bahsetmiştim. Mutlaka MR'ı değerlendirirken T2'sini, difüzyonunu ve dinamik kontrastlı görüntülerin hepsini beraber değerlendirmekte fayda var. Tabii burada şu anda bizim bu konseyimizde yapmamız gereken şey mevcut görüntülemeleri raporlayan meslektaşımızın raporuna güvenerekten şu anda hareket etmek. Yani benim birazdan başka bir doktor arkadaşımın konuşması vakasında hani DICOM görüntüleri var. Ben oradan onları mesela sunarken etrafta gösterebileceğim size. Bu vakaya özel söyleyebileceğim sadece bu kadar hocam. İlkin başka bilgiler verebilecek misin bize? Yok, şu anda bu kadar abi. Sadece demin bir koridorda bizim doktor Elmir Bey'le bir tartıştığımız bir hasta oldu. Onun bir hastası var. İsterseniz onu bir paylaşsak daha iyi olur. Bu vakayı tartışacağız. Böyle bir hastada radyolojinin bütün görüntülerini gördüğünü ve serös kistik neoplazm olarak düşündüğünü düşünecek olursak başka bir tetkik önerir misiniz? Salondan katkısı olan var mıdır? Var mı? Normal hocam. Normal. Evet. Onkomak çeren hamsı normaldı. DIA da S1999. Normal. Hepsi normal. Yok abi. Semptomu yok. 4 santimetrelik asemptomatik serös kistik neoplazi. Ben salondan bir randomlu birisiyle birisine söz vermek isterim. Doktor Niyazi, ne düşünürsün bu hastada? Ya. 4 santimetrelik kistik neoplazm. Müpem bir karın ağrısı var. 72 yaşında hasta, tümör markerları negatif. Semptom varsa hocam müdahale etme düşünüyorum. Semptom var mı? Ağrı var mı dediniz? Ara sıra olan müpem bir ağrı var. Böyle şiddetli bir ağrısı yok. Yani şiddetli değilse takip etmem mesela. Takip ederim. Teşekkür ederim. Ben düşünürüm ki buna yaxşı olar ki endoskopik ultrasonografi yapılsın. Ondan sonra karar verilsin. Ama her halde cerrahinin tərəfindeyim. Düşünürüm ki bu xəstiyə mədaltı vəzinin ortasından distal rezeksiyon aparılsa daha faydalı olar. Ve mümkünse endoskopik ultrasonografide biopsi yapılsa daha güzel olardı. Teşekkür ederim. Şimdi İltim Məlim, bu radyoloji olarak buna seroz kistos neoplazi deyiblər. Asimptomatik kimidir. Yani radyoloji olarak diagnozu koyulup bundan üzerine bir EUS'da yapmanın bize bir katkısı olacak mı? Bir, ikincisi, əməliyyata göstəriş nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni, seroz sistadenom diagnozu qoymuşuq. Yəni, kompüter tomografiyada və nüvə maqnit rezonans müayinəsində yanlışlıq ola bilər deyə düşünürəm. Bu yanlışlıq aradan qaldırılması üçün, daha dəqiq diagnozun qoyulması üçün endoskopik ultrasonografi və biopsi aparılması, ondan sonra cərrahinin olub olunmamasına qərar verilməsi. Yəni EOS'un tərəfdarsınız. Tamam. Təşəkkür. Hocam, radyolog hocamız der ki bu hasta serös kistadenom raporunu öyle yazar.
Yani tipik bir Seruski Stadyum 4 santimetrelik herhangi bir şüphemiz yok. Herhangi bir kafamızda bir soru işareti yok. Siz bu hastaya EUS yapar mısınız yine de? Herhalde diagnozun tam dakik olması için yapılmasını tərəfdarıyam. Söz almak isteyen başka hocalarımız olur mu? Buyurun hocam. Hocam teşekkür ederim. Çok olgun sundu Üstün İlkin Bey'e. Tamam. Benim bütün önemlisi oldu. Mədənin arxa divarına Nevzat Bey'den soruşacağım. Mədənin arxa divarına münasibəti necədir? Mədənin arxa divarına münasibəti. Mədə boşluğunda. Hocam şu görüntüyü bir daha oradan. Şu görüntüyü bir daha arayacağız. Görüntü açıyorum abi, açıyorum. Mide ile ilişkisini, lezyonu. Mədə ile ilişkisini. Hı. Olsun, bir şey olmaz. Hocam midenin korpus küçük kurvatürüyle bir teması olduğunu görüyoruz. Ama tabii direkt bir invazyon bulgusu yok. İnvazyon bulgusu yok. Hocam bu hallarda mideden kisto, gastrostomi yapabiliriz mi? En de son oynan onu da değerlendirip gerekirse oradan kisto gastrostomi yaparız. Yani tedavi olarak. Kisti boşaltma. Eğer şeye başlayalım. Hocam izninizle bir katkıda bulunabilir miyim? Burada sanırım tartışmamız gereken şey şu. Radyolojik olarak bizim seroz kistik adenom dediğimiz ya da uyumludur dediğimiz tanıya ek bir tetkik yapmaya gerek var mı sorusunu tartışmamız lazım. İkincisi semptomatik değilse yine de tedavi etmeye gerek var mı? Onu anladım kadarıyla. Onu tartışıyoruz. Hocam onu tartışıyoruz zaten. Yani onu ifade etmeye çalıştık. Radyolojik olarak herhangi bir şüphemiz olmayan serüs kistik neoplazi tanısı konan müphem bir semptomu olan hasta yok da kabul edebiliriz. 72 yaşında bu hastada ek bir şey yapmalı mıyız? Bir hocamız EUS önerdi. Diğer hocamız da endoskopi önerdi. Şimdi Murat hocamızdan alalım. Davet'in telefonu verdim. Davet Bey. Dört santimlik bir kiste MR'ın bu serous kiste denomdur dediği bir lezyonda EUS'un hiçbir ek katkısı olamaz buna. Muharrem Hoca biraz önce çok güzel söyledi. 1-2 santim arası biraz kör alana giriyor. Daha iyi değerlendirebilir EUS ama 4 santimlik lezyonda artık MR ben bu tipik kiste denom diyorum diyorsa bunun ötesine gitmemek lazım. Kistorektomi kesinlikle kontraindike. Hiçbir kistik neoplaziye kistogastrostomi yapmamak gerekiyor. Ve hatta histodokist tanısı %100 garantili değilse hiçbir lezyona kistogastrostomi yapmamak lazım. Burada neoplastik bir süreci mideye olgunlaştırmaya çalışıyorsunuz. Zaten de bu büyük ihtimalle mide perforasyonuyla sonuçlanır. Çünkü kistik lezyonlar, pseudokistler gibi mide duvarına fibrotik olarak, enflamatuar fibrotik bir duvarla yapışık değillerdir. Ve bu da sizin perfore etmenizle sonuçlanır mideyi. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu Elmir Doktor, siz fikriniz var. Ver mikrofonu ver. Orada bak Elmir. Mirkazer. Teşekkürler. Hocam ben de bu hastada kesinlikle kısa bir sürede, mesela bir sene veya iki sene içerisinde takip önerirdim. Eğer boyut artışında mesela %30'un üzerinde, eğer bir senede %30'un üzerinde olursa malin şüphesi olur diye ameliyat önerirdim ama bu durumda kesinlikle takip. Çünkü buna benzer bir hastamız vardı bizim takipte. İki senede, son iki senenin altı ayında, yani yarı yarıya neredeyse büyüme gösterdi. O yüzden distal pankreatektomi yaptık. Murat Hocam, siz takiplerde serous kist adenom düşünüyorsak takip etmiyoruz demiştiniz. Böyle bir hasta ilk defa tanı konuyor. 4 santimetrelik bir lezyonu var. Bu hastayı takip dışına alır mısınız? Yoksa meslektaşımızın dediği gibi bir yıl ya da iki yıl sonra bir MR isteyip arkasından bir değişim yoksa mı takipten çıkartırsınız?
Dürüst davranmamı istiyorsanız radyolojik tanı, tek başına radyolojik tanısı olan hastayı ben MR'la bir kere daha görmek isterim. Doğrusu bu. Yani şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Kılavuz öyle söylüyor ama elimde Trukat biyopsi var. EUS'la alınmış. Seröz kist adenom diyor. Onu takipten çıkartırım ben. Ama radyolojik tanıyı takip ederim. Onu dürüstçe söylemek yani lazım. Kistin boyutundan bağımsız olarak bir kere daha görmek isteriz değil mi? Hocam isteriz ama şunu da unutmayalım. Bu kist takipte de büyüyebilir. Çünkü o güne kadar da büyümüş. Bir yerde büyüyecek o. Bir yerde de duracak. Her büyüme ameliyat endikasyonu olmamalı. Evet. Yani kistin boyutu, çünkü genel kılavuzların söylediği şey de o. Ameliyat endikasyonu açısından en kötü ölçütlerden bir tanesi kist boyutu. Diğerleri çok daha değerli çünkü. Buyurun hocam. Murat hocam, size cevaben şunu sormak isterim. Peki kistadenomların karsinoma dönüşme ihtimali sıfır olmadığını farz edersek. Tamam, Muran nodülü şimdi yok ama bu hasta 70 yaşında, belki bir 10 sene daha yaşayacak. 2 sene sonra bu hastanın kistadenoma karsinoma dönüşmeyeceğinin bir garantisi var mı hani takipten çıkardığımız durumlarda? Hocam hiçbir garantisi yok ama biraz önce konuştuğumuz şeye denk geliyor. Binde 2 Kemal dedi biraz önce. Bir seröz kist adenomun malign transformasyonu. Distal pankreatektominin 72 yaşındaki bir hastadaki morbidde mortalitesini göz önünde bulundurursak ben ameliyat etmeme kararı alırdım açıkçası. Ameliyat etmeyip ama en azından yıllık bir MR takibi de hasta bir şey kaybetmez diye düşünüyorum. Ama ameliyat etmeyeceğimiz hastayı niçin takip edelim? Yani ameliyat, şimdi o yere ama çok sıkıntılı bir noktaya geliyor. O zaman gördüğümüz bütün lezyonları takip etmemiz Murat lazım. Murat hocam, belki burada sorumluluğu hasta diye bırakmış oluruz. Yani biz takip ettik, hasta ameliyat olmadı demek için, yani legal problemleri bertaraf etmek için ben de takip tarafında dururum. En az bir kere veya iki kere MR'ını gördükten sonra, daha sonra bir stabilite varsa, herhangi bir şüphemiz yoksa o zaman takipten çıkartabilirim. Yani birazcık biz de ortadayız. Yani Amerikalılar kadar rahat değiliz. Japonlar kadar da böyle çok obsesif kompulsif değiliz ama bu hastada yapılması gereken en az bir kere, belki iki kere bir MR daha görmek. Kemal hocam buyurun. Ben de radyolojik olarak konulmuş tanıda Azerbaycanlı meslektaşlarımızın korkusuna katılıyorum. Yani radyologla iyi çalışırsanız, bu işi bilen iyi radyolog, hocanın dediği gibi sekanslarını ayrıntılı bakarak size söyleyebilir, güvenebilirsiniz. Yüksek oranda seröz kist adenom diyorsa bu seröz kist adenomdur. Yani bundan çekinip de bir şey yaptırmaya gerek yok. Yani bizde öyle. Bizde bu seröz kist adenom böyle bir hasta geldiğinde ilk teşhiste ben de birinci yılda bir tetkik isterim ama bu MR değil, ultrason. Öncelik kistin çapında bir değişiklik var mı? Yani hasta da rahat etmez çünkü böyle bir durumda. Bizim hastalar bizi zorlar bir bakalım diye. Birinci yılda ultrason, ikinci yılda belki bir MR ama sonra takibi kaldırmam. Eğer hiçbir değişiklik yoksa. Bale. Yok, görüntüsü olarak yoktu ultrason profesör. Başka bir fikri olan Kemal hocam, bir küçük katkıda bulunayım hocam. Çok sağ olun. Burada bir mesele yani düşündürür bir sual altında. 72 veya da 70 yaşında olan şahs ameliyat olabilmez mi? Bunu kim deyip? Bizim bir köhne hekimlerden biri muhazirede değil, sual verdiler ki olar mı 72 yaşında, 70 yaşında adamı ameliyat edemek? Eğer eğer o 70 yaşında adam 50 yaşlı adam görünürse olar. Eğer 50 yaşlı adam 70 yaşındaki kimi olarsa o 50 yaşında elemek olmaz. Şimdi burada problem çıkıp bu yaşın özünde de onkoloji problemin olma ihtimali daha çok. Deyirik bir yıl gözleyek. Bir ile belki bu 90 yıl yaşayacak. Hiç kız buna teminat verebilmiyor ki bu ne kadar yaşayacak. Ona göre de burada eğer şüphe varsa, yani ki bu ameliyat sonunda nispeten rahat yerdedir. Mədatı vəzmin başı dör, cismi dör.
Yani distal rezeksiyon aparmak, ameliyat vakti projenin edip bakmak, ameliyatın hızmını götürmek. Daha yaxşı olan neyince bunu geçsin, evde fikir eləsin, həkim fikir eləsin, görəsən 5 aydan sonra ne olacaq, 3 aydan sonra ne olacaq. Mənim fikrim belədir, çok sağ olun. Mustafa hocam, izninizle ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. İlçin doktor, bu xəstədə 6 ildir hepatit B virüs taşıyıcısı dediniz. Bu xəstədə xroniki qaraciyər əlamətləri, yəni elastografiyada və ya şey, digər müayinələrdə xroniki qaraciyər görünümü var mı? Və hepatit B-nin müalicəsini alıb bu xəstə? Müalicəsini alıb, değil mi Mustafa abi? Tedavisini alıbdır. Benim düşüncəm, tanısı kesinleşmiş və asimptomatik hastalarda serosis stadionumlarda izləməyi tavsiyə olunur. Hastanın da büyük bir ihtimalle sirotik olmasa da fibrotik bir karaciğerine uygun olduğunu düşünürse ve yaşı itibariyle de ben bu hastayı izlemeyi, yani kendi açımdan izlemeyi tavsiye ederim. Düşüncem bu. Evet, son sözü size verelim hocam. Kemal buyurun. Hocam, son bir katkı izninizle. EUS veya da ultrasonla MR'ın boyut takiplerini yapmayı biz radyologlar pek sevmeyiz ve tavsiye etmiyoruz. Çünkü optimal olmaz. Yani ultrasondaki boyutlarla bir sene sonraki MR boyutlarını karşılaştırmamız çok önerdiğimiz bir şey değildir. Genellikle ilk EUS varsa yine EUS'da takip yapalım veya da hatta mümkünse aynı operatör yapsın. MR'la da MR'ın takibini yapmayı biz daha çok tavsiye ederiz. Teşekkür ederim. Bu hastada EUS endikasyonu yok bir kere. Yani radyolojik olarak da ben de MR'ın daha objektif bir değerlendirme kriteri olduğunu düşünüyorum takiplerde. Ultrasonografi yapan bağımlı bir yöntem. Bu hastayı bitirebiliriz. Genel kanı bu hastanın takip edilmesi. MR dışında da şu anda bir girişimsel endoskopi veya biyopsi yapılmasının olmaması tarafında. İkinci vakaya geçebiliriz. Teşekkürler. Herkes salamlayıram. Herkes hoş gördük. Təqdim edeceğim xəstə 56 yaşında kişi xəstədir. Şikayetleri sadece bel nahiyəsində, sırtta ağrıdan. Anamnezində kontrol müayinələr nəticəsində pankreas başında və kuyruk bölgəsində sistik törəmə görülmüş. Bir il əvvəl kəskin pankreatit atağı geçirmiş və 3 günlük stasionar bir müalicə tedavi almış. Kompüter tomografiya müayinəsində pankreasın quyruq bölgəsində qalın divarlı kist iyul ayında olan MRT ilə müqayisədə kistin ölçüləri kiçilmək ilə yanaşı divar qalınlığı artmış olub, divarında kontrast tutulumu izləməkdədir. Pankreasın baş gövdə birləşməsində və baş hissəsində kist və kistin ölçüləri kiçilmişdir. Qeyd edilən kistlərdən əlavə ölçü dəyişikliyi göstərməyən millimetri kistlər mövcuddur pankreasda. Bir də hastada əlavə olaraq splenik arteriya distalında anevrizma ile uyumlu görüntüler vardır. Hastanın laborator göstericilerinden hemoglobini, leukositleri, diğer göstericileri norma daxilindedir. Amilaza, lipaza da norma daxilindedir. Onkomarkerlerine CA19-9 normaldır. Bu xesteye ne edelim deyə xesteni müzakirə çıxartdıq. Xestenin radiolojik görüntüleri de vardır. İzazənizden onları radiolog həkimimiz Nizat doktorla bir yerde sizlerin icazesiyle. İlk Ocak ayında yapılanla başlayalım. Tamam. Bu ilk yanvar ayında yapılan muayeneler. Evet. Eminiz değil mi bu Ocak ayı? Evet, Ocak ayı. Tamam, peki. Okay. Ocak ayı MR'ının tek fazlı görüntülerine bakıyoruz. Evet. Şurada pankreasın daha mı yakın durayım? Bir dakika hocam, buradan bir şey yapacağım. Daha mı büyütüyorum? Ha, ismim tamam, pardon. Kapattım. Evet, tamam. Pankreas baş kısmında pür kistik bir lezyon görüyoruz. Aynı zamanda baş gövde bileşkesi. Bu arada hastanın pankreasının oldukça yer yer böyle atrofi bulguları içerdiğini de dikkat çekmektedir. Aynı zamanda dediğim gibi gövde baş bileşkesinin inferior kısmında ikinci bir kistik lezyon görüyoruz. Bir de kuyrukta bir tane burada bir lezyonu var. Üç tane kistik, pür kistik lezyondan bahsediyoruz burada. Ama
Bakıyorum hocam izninizle bir dakika. İkincisine geçmeyelim. Ha, ikinci şeye geçmeyelim. Ha, geçmeyelim. Tamam. Bu anevrizmayı kastediyorsanız anevrizmayı ben şu diğer görüntülerinde kontrastlarında dikkatimi çekmişti benim. Onun, o konuyla ilgili ayrı bir yorumda bulunacağım. Onu soruyorsanız. Pankreasta 3 tane simple cyst var. Baş kısmında, gövdede ve kuyrukta. Hasta bir kez akut pankreatit geçirmiş. Böyle bir hastadaki yaklaşımımız ne olur? Salondan fikir alabilir miyim? Bundan sonra ne yapalım? Mustafa Hocam, bu simple cyst olduğunu nereden anlayırız? Radyoloji mi diğer? Yoksa bu EUS falan yapılmış onun aslında... Yani biz pür epitelial cysttir diyemeyiz zaten radyolojik olarak. Sadece içinde bir skarı yok, solid komponenti yok. Septası olmadığı için hani pür cystik diyoruz biz buna şimdi radyolojik olarak. Ama hani içeriğiyle ilgili bir yorumda bulunamayız. Simple cystler çok ender bir... Evet, evet, simple cyst demiyoruz zaten. Evet, simple epitelial pür cyst diyoruz sadece. İçeri pür kistik yani hani sıvı sadece içeriye. T1 ağırlıklı görüntülerinde de biz bu hastaların MR'da dikkat ettiğimiz şey bu içeriğindeki sıvının ne kadar çok proteinöz yani müsüne yakın olursa T1 ağırlıklı sekanslarımızda o sıvıyı daha yoğun içerikli değerlendiririz. O yüzden mesela bu kistin içindeki sıvının öyle yoğun proteinöz bir sıvı olmadığını da söyleyebiliriz şimdilik. Pankreatik duktus ne vaziyetteydi? Dilatasyon. MRCP'si yok bu hastanın sanırım. Ha pardon, şurada varmış. MRCP'si var. MRCP görüntülerinde direkt bir dukt ilişkisi yok. Pankreatik kanallarında ana kanalda bir genişleme görmedik zaten. Ama dediğim gibi MRCP'sinde de direkt bir ilişki göremiyorum şu anda. Gözlenmiyor. Başka bir tetkik ister misiniz? Tanıya gitmek için. Buyurun hocam. Bu hastada pankreatitin sebebini öğrenmemiz için bir de hepatobiliyar ultrason yapmamız gerekiyor bence. Safra kesesinde taşlar var mıydı? Safra kesesinde taş yok. Ultrasonografi yapılmış. Tamam. Başka bir sualı olan var mı? Düşüncesi olan var mı? Yaşı onda böyle diyeyim. Bu hastaya EUS düşüner misiniz? Böyle bir durumda. RCP. RCP olar mı? RCP üzere bizim burada iki... Kemal Bey'in, Tarık Erdi Bey'in fikirlerini alabilir. Kemal Hoca ne dersiniz? Bu hastaya bir RCP diagnostik... Hocam, diagnostik RCP'yi planlamamak lazım. Yani RCP artık diagnozda pek yeri yok. Terapötik anlamda düşünmemiz lazım. O da terapötik anlamda bir ihtiyaç olup olmadığını MR ve BT bize verir. Bu hastada belki Murat söyleyecekti ama neyse. Sen söyle hocam. Yani şöyle, biraz önce söylediğimiz slayta geliyoruz aslında. Endişe verici bulgu, yüksek riskli bulgu var mı? Yani kistin tipini belirlemek elbette ki çok önemli ama bizi endişeye düşürecek bulgu var mı? Biraz önce orada andık zaten. Ana kanal çapı ne kadar? Burada gözükmüyor virsung bile. Hani 5 milimin altında belli. İşte kistik lezyonların mural nodülü var mı? Kontrasttan kalın duvarları var mı? Bu o kriterlerin hepsini tek tek gözden geçirmemiz lazım. Ne kadar ileriye gideceğimizi ve ne kadar tedirgin olacağımızı anlamak için. Ama bu hastada eğer ki tabii ki takip söz konusuysa kistin tipini belirlemek için eğer radyoloji bana bir tanı söyleyemiyorsa ben bu hastada EUS yaptırdım açıkçası. Biz bu hastaya EUS yaptırmadık. 6 ay sonra bir MR yaptırdık. Haziran ayındaki MR'ını gösterelim tekrar. Buyurun hocam. Yani EUS fikrine katılıyorum da kistin tipini ayrıca belirleyip sonraki takip için değil, tamam. İlave olarak bu hastada endişe verici faktör olarak pankreatit var, boyut var. Yani bu hasta EUS'u kılavuzlara bakarsak hak ediyor. Bir kez atağı var, çok ılımlı bir pankreatit geçirmiş, daha sonra karnı rahat, herhangi bir semptomu yok. Çoklu demiyor hocam.
artı pankreatin etilosinde safrada bir problem yok dediniz. Kalsiyum bakılmıştır, pankreas divizyum yok, trigliserit bakılmıştır. Açıklayamadığımız bir pankreatit. Kistle ve bu kistle pankreas başında büyük olan illa onunla ilişkisinin olup olmadığını görmemiz lazım. Bu açıdan ısrarcıyım. Evet, biz zamana bıraktık biraz. Hasta burada Amerikalılar gibi düşündük herhangi bir şey yapmadan. 6 ay sonra bir MR yaptırdık. Hasta burada kolestektomize sanırım hocam. Evet evet. Evet. Şimdi efendim affedersiniz o zaman kesin EUS yaptırırdım. Bekle bir görün istersen. Peki. Çünkü kolestektomi taş nedeniyle mi olmuş? Kesin. Bu da 6 ay sonraki. Bu evet, Eylül ayında yani Temmuz ayındaki MR'ı. Pankreas baş kısmındaki lezyonun oldukça küçüldüğünü, ancak bu sefer içinde böyle sanki mikroseptasyon benzeri bir görünümler var. Koledokun çapı normal, virüsün çapı yine normal. Ancak burada bu sefer dikkatimizi çeken başka bir unsur. Şu korpus gövde bileşkesindeki, korpus baş bileşkesindeki lezyonda minimal bir büyüme ama hala içeriği pürkistik olmakla birlikte komşuluğunda böyle küçük mikrokistler var. Ayrıca kuyruk lezyonunda mesela komşuluğunda küçük bir tane daha bir mikrokist oluşmuş burada. Ve burada virsung distalde minimal bir belirginleşmiş distalde virsungu. Virsung proksimalde çapı normal dediğim gibi. Evet. Evet. Onun dışında başka bir böbrekte küçük küçük kistleri var hastanın. Hani onlar da muhtemelen selim kistlerdir. Yani sendromik bir durum olduğunu düşünmüyorum bu hastada. Tamam. Yani polikistik böbrek diyeceğimiz kadar kistler değil yani böbrekteki kistleri de bu arada. Onun dışında burada dikkatimizi çeken başka bir unsur. Bu Temmuz ayına ait MR'ında. Şu baş kısmındaki lezyonu küçülmüş olmakla birlikte dediğimiz gibi bu lezyonun içerisinde küçücük difüzyon ağırlıklı sekanslarda kısıtlanma gösteren mural nodül diyebileceğimiz bir alan var burada. Oldukça dikkat çekici bir şey şu küçücük bir alan. Bu kayda değecek bir bulgu. Onunla birlikte kontrastlı görüntülerine baktığımızda bu hastanın Temmuz ayındaki MR'ında bu mural nodül diyeceğimiz alana tekabül eden kısımda minimal bir kontrast tutulumu var. Ayrıca bu kuyruk kısmındaki kistin de cidarında belirgin bir kontrastlanma dikkat çekmekte. Mural nodülün çapını soracak olursak 5 milimetrenin altında diyebiliriz. Bu aşamada ne yapardınız? Hastanın yaşı ve cinsiyetini atladım. Çok özür dilerim. 54 yaşında erkek. Hastanın herhangi bir semptomu yok. Karnı rahat. Sadece bu kistleri nedeniyle bize takiplere gelip gidiyor. Performansı son derece iyi. Çalışan, işine devam eden bir hasta. Pankreas başındaki kiste küçülme oldu. Fakat farklılık olarak kuyruk kesiminde duvarda bir kontrast artışı var ve kanal ilişkisi olmayan mural nodüle benzer bir IPM'in belki yan dal bir IPM'ini var. O da küçüldü enteresan bir şekilde. Dokunur muydunuz yoksa takibe devam ederdiniz? Yani bu hasta kontrastlanan intramural nodül kisti küçülüyor ama içeride başka bir endişe verici faktör ortaya çıkıyor. 5 milimden küçük ama kontrastlanan bir duvar yapısı var. Cinsiyet ve yaşını şey için sormuştum. Kistik başlayıp solütleşen, bazen solüt pseudopapiller tümörler görebiliyoruz. Şey değiştiren, yapı büyük kistken küçük solüt hale dönüşen. Yani bu hastada ben hala EUS taraftarıyım. Hele ki kontrastlanan intramural nodül görüntüsü. İkinci bir endişe verici bulgu oldu. Kist çap azaldı ama pankreatit bir kere geçirdi. Biyopsi açısından da zaten nodülü gördük. Yani Murat Hoca anlatmıştı. EUS bize nodülü, intramural nodülü göstermek açısından son derece kıymetli. Burada MR zaten bunu söyleyebiliyor.
biyopsi mi almak istiyoruz hastadan? EUS biyopsime. Yani şimdi 5 milimin altındakilerde 5 milimin altında solid yandal mural nodül net söyleyemeyiz. Bir karışıklık olabiliyor. EUS'ta gerçekten nodül varsa, hatta kontrastlı EUS yapıyorlar şimdi. Oradaki kontrastlanan mural nodül 2 milimde olsa ameliyat kararı var. Önemli olan orada gerçekten solid nodül var mı? Mural nodül var mı? Kontrastlanıyor mu? Çapının bir önemi yok. Çapın önemi radyolojik görüntüdeki büyüklük. 5 milimden büyük kontrastlanan bir mural nodül varsa bu tamam deniliyor. Yani bu mukus olamaz. Bu hasta ameliyata gitsin. Hocam hastanın 6 ay önceki MR'ını hatırladığımızda pankreatit öyküsü geçirmiş bir hasta. Benim bir radyolog olarak aklımın bir yerinde hep acaba pseudokis midir bunlar diye oluşmuştu. Şimdi 6 ay sonraki MR'ına baktığımda hani ben bunlara daha rahatlıktan IPMN'dir soru işareti koyaraktan raporlardım bu MR'ını. Yandal IPMN. Yandal IPMN. 3 santimetrenin altında nodülü var. 5 milimetre civarında kontrast tutuyor. Bir tane de kuyrukta var kontrast tutan. Hocalarımızın bir kısmı EUS biyopsisi öneriyor. Muharrem hocam. Kaygılarımız bizim de kaygılarımız yandal IPMN olduğu yönünde ve lezyonda mural nodül dediği anda malinçeye döneceğiz. O gerçekten mural nodül mü? Ses duyulmuyor. O gerçekten mural nodül mü? Yoksa 6 ay önce geçiren pankreatite sekonder işte pseudokisti de debris mi? O bölgeyi değerlendirilmesi açısından EUS'ta oradan biyopsi alınmasını öneririm. Kontrastlanmasından ziyade bizim radyologlar için biz difüzyonu hani karaciğerde özellikle hani hepatobiliyar cerrahlar siz de bilirsiniz hani karaciğerde çok severiz hani difüzyon bulgularını da pankreatite nitekim öyle. Difüzyon bizim için çok değerlidir. Difüzyonda kısıtlanıyor olması bunun solid bir ve yani bir mitozisin daha sık olduğu, interstisyal dokunun az olduğu ve bir doku alanıdır. Reaktif bir enflamatuar bir dokuda difüzyon kısıtlanması pek görmeye alışık değilizdir hocam. Apse olmadığı sürece. O yüzden ben bunun hani difüzyon kısıtlanıyor olmasından dolayı ben bunun oldukça kuşkulu bir bulgu olduğunu, biyopsi hak ettiğini ben de düşünüyorum açıkçası yani. Kaygılarınızı hak veriyorum. Kaygılarınızda haklısınız ama sonuç itibariyle bu hastaya neredeyse Whipple operasyonu önereceğimiz %3-4 mortalitesi olan bir işlem var. Ben biyopsiyle girmeyi isterim. Evet, evet biyopsi ben de öneririm. Bir de burada şöyle bir soru doğuyor. Kuyruktaki lezyona peki bir şey yapacak mıyız? Yani ondan da biyopsi yapılmasını önerir miyiz? Yani kuyruktaki lezyona ne yapacağız? O da kalın cidarlı, kontrast tutan bir cidarı olan kistik lezyon. Murat hocam? Onu ben soracaktım. ben ameliyat ederim direkt doğrudan. Peki. Biz biraz daha sıkı takip edelim diye Kasım ayında bir MR daha istedik. Bir 3 ay sonrasına ne oluyor diye bir görmek istedik. Biyopsi yapmadık. Endoskopik ultrasonografi de yapmadık bu hastada. Son MR'ını da görelim. Evet. Evet. Bu bir hafta önce çekilmiş bir MR'ı. Pankreas baş kısmındaki lezyon biraz daha da küçülmüş. Korpus baş bileşkesindeki lezyon bir öncekine göre küçülmüş. Ancak kuyruk kısmındaki lezyonda bariz dikkatinizi de çeken burada T2 sekanslarında bile görebileceğimiz cidarında daha da kalınlaşma görüyoruz. Hatta bunun difüzyonuna mesela burada da baktığımızda difüzyonda mesela cidarında da difüzyon kısıtlanmasını görüyoruz. Yani burada da bir ciddi bir solid bir doku oluşmaya başlamış yani cidarında. O kalınlaşmanın bir difüzyon kısıtlayan bir solid doku olduğunu görüyoruz burada. Kontrastlı görüntülerinde bunun çok daha bariz bir kalınlaşmış kontrast tutan bir doku olduğunu ayırt etmek rahatça görülebilen bir durum şu anda. Diğer lezyonların kontrastlanmasına baktığımızda ince bir kontrast tutan cidarı bulunan korpus baş bileşkesindeki lezyon. Diğerinin intramural nodülünü bir daha değerlendirmek isterim buranın difüzyonunda şimdi. Evet, hala difüzyon kısıtlayan alan şurada dikkatimizi çekiyor. Şöyle yaptığımızda
O intramural nodül yerinde duruyor gibi görünüyor. Boyutunda boyutu stabil hocam. Stabil. Boyutu stabil. Böyle bir hastadaki cerrahi planınız ne olurdu Murat hocam? Biraz önce cerrahi yapardım demiştiniz. Bu son bulgudan sonra herhalde total pankreatektomi yapardım hastaya. Bir de yanına da splenektomi tabii ki. Spenik arter anevrizmasının boyutunu bilmiyorum ama. Spenik arter anevrizmasına gelince ben bir vasküler girişimselci olarak da aynı zamanda. Onun aslında ben bir şurada bu bulgu. Bu bulgu şurada. Biz bunları MR'la değerlendirmeyi pek sevmeyiz hocam. Bu hastalar bir kere altın standart anjiyografidir, konvansiyonel anjiyografidir. Konvansiyonel anjiyografiden önce non-invaziv bir usul olarak da BT anjiyografi çok daha demonstratiftir anevrizma görüntülemesinde. Ben bu görüntüleri MR üzerinden baktığımda ben bunun vasküler bir kink olduğunu tahmin ediyorum. Yani bunun anevrizmanın emin değilim. Birincisi baş kısmındaki mi? Yok hocam yok, şey diyorum. Anevrizma. O zaman onun üzerinden konuşmayayım ama yani evet. Anevrizması varsa ve 2 santimden büyükse erkek hasta anevrizmaya da eş zamanlı müdahale eder. Tabii. Yani. Başka bir yaklaşımı olan arkadaşımız olabilir mi? Ben şöyle düşünüyorum. Şu anda biz EOS'u yapmayı düşünüyoruz. Henüz yapmadık çünkü bir hafta oldu. Pankreas başından bir biyopsi alacağız. Evet. Orada bir şey yoksa sadece kuyruk kısmını çıkartmayı düşünüyoruz. Mustafa yani bizim hocam katılıyorum bu şekilde. Çünkü hasta son derece iyi, total pankreatektomi çok büyük bir ameliyat. Tabii ki şüphelerimiz malignite yönündeyse yapacak bir şey yok ama bence şu anda EOS zamanı geldi. Lezyonlar yavaş yavaş oturmaya başladı. Bir iğne biyopsi, yani endoskopik bir biyopsiden sonra eğer herhangi bir şüphemiz yoksa, displazi, high grade displazi yok ise veya malignite şüphesi, sadece kuyruk kısmına yönelik bir laparoskopik distal pankreatektomi ve splenektomi. Bizim önerimiz bu olur. Başka fikri olan olur mu? Ahmet hocam buyurun. Ses. İkinci MR'ı gördüğümüzde mesela Whipple artı kuyruktaki lezyona böyle ablatif bir şey düşünür müdünüz? İkincisinde mi? İkinci ben, MR'ı görünce. Şöyle ben birazcık yani takip taraftarıyım. Çok iyi bir radyoloğum var güvendiğim. Çok mesela böyle şüphemiz olduğu zaman takip ayımızı 3 aya indirdik. Burada hastanın takiplerindeki bulgulara göre de değişiklikler gösterebilir ama... Hani sonuçta EOS yapsaydık belki kanayacaktık. Belki hani yaptığımız EOS ve biyopsilerin de hastanın tanısında zaman zaman faydası olsa da komplike de olabilir. Bence burada zamanlamayı çok iyi yapmak lazım. Yani hastayı takip ederken de hastanın entelektüel düzeyi iyiyse ve takiplere gelebiliyorsa bütün radyolojik kuşkular oluştuktan sonra girişimsel işlemleri yapmak daha doğru kararlar verdirebilir bize. Temmuz ayında eğer biz biyopsi ya da diğer farklı şeyler yapsaydık belki kuyruk kalacaktı. Orada şüphemiz çok yok. Tam bilmiyoruz ama şu anda kuyruk kısmıyla ilgili herhangi bir problemimiz kalmadı. Çünkü kontrast tutan artık tamamen cerrahi hak eden bir lezyonumuz var orada. Şu anda aydınlatmamız gereken şey pankreas başındaki mural nodül. Yani pankreas başından biyopsi mesela atipik hücreler derse, ya yani böyle daha masuma yakın muallak ifadeler. Dokunmayı düşünmüyorum oraya. Yani high grade displazi ve üzerinde bir şey gelmezse distal pankreatektomi ve splenektomi önereceğim bu hastada. Başka katkısı olan olursa da tabii dinlemek hocam, isterim. Anevrizma ile ilgili isterseniz izin verirseniz göstereyim hocam. Şimdi şu koronar görüntüleri. Spenik arterin spenik venle damar damar üstünde binmiş gibi bir görüntüsü var tabii burada. Kink yaptığını burada rahatlıkla görebiliyoruz. Damarın burada nasıl bir kink oluşturduğunu. Bu kink de MR'da şurada parsiyel görüntüde bir anevizmatik genişleme görüntüsü veriyor. Bunun anevizma olmadığını %100 diyemem ben bu görüntüler üzerine ama mutlaka BT anjiyografiyle verifiye edilmesini öneririm spenektomiye gitmeden önce hastada. Anevizması olmasaydı herhalde dalak koruyucu yapardık değil mi? Hı-hı. Ama olabilir de diyor.
Yani BT anjiyografi çekilir, orada verifiye edilir. Anevizma varsa splenektomi eklenir. Hani distal pankreatektomi diye düşünüyorum nacizane. Hani yoksa da hani tabii yine tabii siz daha bilirsiniz cerrahlar olarak. Teşekkür ederiz. Bir sonraki olguyu sunmak üzere Ahmet Mustafa abi, ben ısrarcıyım şeyde, total pankreatektomide. şöyle yapalım. Ben biyopsi sonucunu size ileteyim hocam. EOS biyopsi sonucunu. Beraber karar verelim. Tamam. İyi gelse de mi hocam? İyi gelse de mi? EOS biyopsisi IPM şöyle, bu ana kanal kaynaklı değil. Tek bir yüksek riskli bir şey yok. 5 milimetrelik bir nodül var ve biyopsi yapıyoruz. Biyopside displazi gelmedi. High grade displazi veya in situ karsinom ya da karsinom gelmedi. Böyle bir hastada total pankreatektomi ağır olmaz mı? Yani bu hastanın Difüzyon sıklaması. Ama biyopsiyle bunun Biyopsiyle direkt hemen oradan aynı yerden alınabilecek. tabii ki o önemli. Onun için de tecrübeli yapılması gerekiyor tecrübeli birileri tarafından. Ama yani total pankreatektominin de büyük bir ameliyat olduğunu düşünüyorum bu hasta için. Hocam diğer vakaya geçmeden Ahmet Hocam'ın bir şeyine soru sormak istiyorum. Hemen öğrenmek adına soruyorum. İPMN şüphesi olan hastalarda ablasyon yapılabiliyor mu? Yani oradaki verilecek sklerozan maddenin hani virüsünü geçip de Bizim oluşturup uygulamamızda ablasyon hiç yapmıyoruz. Yani çok küçük, şüpheli, yaşlı hastalarda, nöroendokrin tümörü olanlarda çok bir grup yapıyor. Ama IPMN'lerde bizim böyle bir uygulamamız yok. Yok, ben IPMN için demedim. Bu ilk ikinci MR'da hani net IPMN denilemedi. Sanki kistik, polikist. IPMN şüphesi oturdu. Ha, o zaman ilk MR için sorayım yani. Ama ilk MR'ında kistin, pseudokist mi? Ne Kuyruktaki. oldu belirsiz. Pankreatit geçirmiş bir hasta. Bu hastada bir enflamatuar kist de olabilir. Ondan dolayı biraz hastanın kliniğini ve radyolojisini takip etmekte fayda var. Yani biraz sabırlı davranmamız lazım. Bazen çok hızlı hareketler ediyoruz. Onlar bize zarar verebiliyor. Hani onu gördükten sonra karar vermek daha doğru olabilir. Ya yani bu hastanın EUS biyopsisini ben bizim danışma kuruluna paylaşacağım. Murat Hoca'ya da paylaşacağım. Ona göre bir cerrahi kararı vereceğiz. Bir sonraki vakayı kim sunacaktı? Buyurun hocam. Söylüyorum. Evet, Değerli başkanlar, Mahmut Mahmudov. evet benim. Değerli başkanlar, sevgili hocalarım, ismim Mahmut Mahmudov, genel cerrahi uzmanıyım. Ben bugün sizlere işin teorik kısmını hocalarımız yeteri kadar anlattıkları için direkt vaktinizi çalmamak adına direkt vakayı sunmak istiyorum size. Bizim bir solid pseudopapiller tümördü bizim konumuz. Solid pseudopapiller neoplazi nedeniyle yaptığımız vakayı hastayı olgusunum olarak sizlere sunmak istiyorum. Hastamız birkaç ay önce artan şiddette karın ağrısı, bulantı kusma sebebiyle dış merkeze başvurmuş 12 yaşında bir erkek hastaydı. Hastaya bu merkezde ilk olarak abdomen ultrason muayenesi yapıldı ve yaklaşık 10-11 santimetrelik bir ölçüde yer yer solid ve kistik komponentleri olan bir tümör olarak sonuçlandı. Bu bulgularla hasta tarafımıza bir üst merkez olarak yönlendirildi. Bakü şehrinde, hasta bizim periferde bir illerimizden birinde ilk muayenesini olmuştu. Hastaya daha önce MR bulgusunu biz sözel olarak, MR görüntüsü de vardı. MR'ını sözel olarak öğrenmiştik. MR'la tomografi aynı sonuç olarak değerlendirildiği için bizde yaptırdığımız BT sonucunu buraya koyduk. Pankreasın gövde ve kuyruk kısmında 10 santimlik bir yer yer solid kistik komponentleri olan ve etraf dokularla yakın komşuluğu olan bir
iyi kapsülüze, iyi kalın bir kapsüllü pseudopapiller neoplazisi lehine değerlendirilen 10 santimlik bir lezyonumuz olduğunu gördük. Hastanın kan değerlerinde tüm değerleri normaldi. Kan değerlerinde beyaz göz platelet sayısı, tümör markerları da tamamen normal değerlerdeydi. Hastanın tomografi bulgusunda gövde ve kuyruk kısmında baskın olmak üzere diğer az önce bahsettiğim gibi diğer komşu organlarla yakın ilişkide olan bir iyi kapsüllü bir duvar olan kistik neoplazi, pseudopapiller neoplazi şeklinde değerlendirildi. Burada bizim bu vakada daha çok radyolojiden ziyade bizim tartışmak istediğimiz, sizin kıymetli tartışmanıza sunmak istediğimiz kısmı farklıydı bu vakanın. Biz bu hastamıza distal pankreatektomi yaptık. Varşaf üsuluyla dalak koruyucu şeklinde yaptık. Hastaya dalak koruyucu yapılmasının yani bu tartışmalı bir konu bazı literatürü taradığımızda ilk karnı açtığımızda abdomine ilk girdiğimizde yani bu etraf dokumalardan hafifçe böyle bir diseksiyonunu yaptıktan sonra böyle iyi kapsüllü yani intraoperatif olarak biz karar vermeyi düşünmüştük ameliyattan önce distal pankreatektomi yapacağız ama distal pankreatektomi dalak koruyucu mu yoksa bildiğimiz genel usul tipik standartsa bir distal pankreatektomi mi? Ameliyat esnasında bizim gördüğümüz bulgularda lateralde medyala doğru diseksiyonun aslında kolay olduğunu görünce biz ilk önce hem makroskopik olarak daha güvenli bir cerrahi sınır almak adına lateralden diseksiyonu medyala doğru devam ettik. Hastanın tomografi bulgularında da belli oluyordu. Dalakla ilişkisi çok diğer organlarla kıyasladığımızda çok da yakın değildi. O yüzden biz bu hastaya dalak koruyucu yaptık. Burada da göstermek istediğimiz hastanın kalın bir kapsülünün olması, hastanın dediğim şu tümörün ve burada da normal pankreas dokusunun artık gözüktüğünü göstermek istedik. Bu da lineer stepleri yardımıyla yani hastanın biraz yaşı da azdı. O yüzden hiç pankreatik fistül bir de çalıştığımız böyle bir küçük hastanede çalışınca komplikasyon ihtimalini sıfıra indirmek zorunda kalıyoruz. Öyle bir o yüzden keserek değil böyle lineer steplerle biz distal pankreatektomisini yaptık. Bu da çıkan spesimin lateralden medyala doğru. Burada da normal pankreas dokusunu görebiliyoruz. Yaklaşık yani MR tomografi 10-11 santim söylemişti. Aynı ölçüde biraz çap olarak da daha büyük bir yapı olarak karşımıza çıkmıştı. Bizim patoloğumuzun sonuç olarak da solid pseudopapiller neoplazi şeklinde değerlendirildi ve burada fibrolar eozinofilik hem sitoplazmada hem de nükleusta yaygın beta kadenin ve e kadenin ekspresyonda vardı. Daha sonra bu hastaya bu patolojik sonuçtan cerrahi sınırlarda intaktı. Zaten makroskopik olarak yeteri kadar biz yani intraoperatif olarak yeteri kadar değerlendirdiğimiz kadar bir cerrahi sınır korumuştuk. Daha sonra hastayı ameliyat sonrası ilk bir ay sonra bir ultrason olarak değerlendirdik. Ultrasonda değerlendirdik. Ve orada da hem bir hafta sonra ameliyattan bir hafta sonra direnin kateterimizi çektik. Postoperatif üçüncü günde hastayı taburcu ettik. Bir ay sonra da kendi ilk yaptırdığı merkezde yapılan ultrason sonucunda da herhangi bir anormal bir durum olmadığını gördük. Elinize sağlık. Ben son bir şey olarak ben uzmanlığımı Hacettepe'den aldım. Burada benim değerli kıymetli hocalarım da var. Bu fotoğraf benim uzmanlık sınavından sonra bu fotoğrafı koymakta maksadım burada Ahmet Doğrul hocamızı görüyorsunuz. Ben burada rahmetli hocamız Profesör Doktor Bülent Tırnaksız'ı onu kaybettik. Benim 1,5 sene önce uzman olduğumdan bu yana. Onu da böyle saygı ve hürmetle anmayı kendime bir borç verdim. Peki, teşekkür ederiz. Bir tomografiye gelebilir misiniz tekrar? Evet. Böyle bir görüntüde cerrahi dışında herhangi bir tedavi öneren salondan katılımcı olur mu acaba?
Salondakilerin hemen hemen hepsi cerrah olduğu için olmaz. Ya benim sualım var burada. Bu tomografi MRT'si de var değil mi? Tomografide radyoloji olarak ne diagnoz koymuştular? Radyolog tipik olarak bizim MRT'miz vardı Melim. Bu MRT'ni biz aslında birbaşa elimize geçirebilmedik. Hem diskini sözel olarak oradaki radyologla, o da uzman bir radyologumuz idi. Yani biz onun radyolojik değerlendirmesine güvendiğimiz için onun sözel bize bu tipik pseudopapiller neoplazi şeklinde rapor sözel olarak söylemesi üzerine biz kendimizde, yani kendi merkezimizde de olsun diye tekrar hastayı MR değil, MRT değil, kompütür tomografiyle değerlendirip bu preoperatif ameliyat öncesi bir de kendimiz görelim niyetine çektirdiğimiz bir katiydi. Yoksa radyoloğumuzun şüphesiz olarak pseudopapiller neoplazi, yer yer solid komponentlerini, bazı yerlerinde nekrozi alanları görüp bize tariflemesi üzerine biz zaten bunun pseudopapiller neoplazi olduğunu kabul etmiştik. Çünkü yaş itibariyle 12 yaşında ilk ağla ilk gelen teratomlar olurdu. Ama bu pseudopapiller kistik neoplaziler erken yaşlarda da rastlanırmış değil mi? Erken yaşta bunun en sık, yani çocuk uşak yaşta daha çok pankreasın eksokrin pankreatik neoplazilerin içinde en sık görülen onsuz da pseudopapiller neoplazi olduğuna göre bu da bizi diagnoza biraz daha bile inandırıcı oldu diagnoz. Hem MRT görüntüsünün hem KT görüntüsünün tipik pseudopapiller neoplazi demesine ve de yaş grubu itibariyle pankreasın eksokrin pankreasın neoplazileri arasında en sık görülen de pseudopapiller neoplazi olduğuna göre biz açık diyeyim ameliyattan evvel biz diagnoza bir şüphemiz yok idi. Sadece hastanın yaşı bizi biraz preoperatif olarak heyecanlandırdı. Biz de dalağı korumak için biraz teknik olarak imkanlarımızı zorladık. Ameliyat süresini biraz uzattık ama lateralde medyala doğru diseksiyon yöntemini seçelim. Çünkü medyaldan laterala doğru gittiğimizde diseksiyonun sonunda bizi ne gözleyeceğini tam emin değildik. Ama lateraldan daha çok bile intak bir tohuma olduğuna göre lateraldan medyala doğru devam ettik. Peki, teşekkür ederiz sunumunuz için, vakanız için. Biraz önceki olguyla ilgili internetten sevgili Gürkan Öztürk'ün bir yorumu var. Şöyle, bu hastayı ben açık cerrahi alırdım, intraoperatif ultrasonografi yapardım ve total yapardım şeklinde. Buna katılan olur mu acaba? Hocam ben mi cevap vereyim? Solana mı sor? Solana. Buyurun hocam. Biraz önceki mesela. Ha, pardon. Yani ben Gürkan abiyle aynı şeyi söyleyecektim. PEROP-US, yani EUS yerine PEROP-US yapalım diyecektim ama tartışmayı çok uzatmak istemedim. Şöyle Murat hocam, intraoperatif ultrasonografinin bu tür lezyonlarda endoskopik ultrasonografiye üstün olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, düşündüğümden değil Mustafa hocam. Zaten ameliyat yapacaksınız. Kistin direkt üzerine koyup ultrason yapıyorsunuz intraoperatif. Şöyle yani preoperatif olarak biz bu hastada EUS biyopsi yaptık ve herhangi bir malignite yönünde bir şüphemiz yok. İntraoperatif olarak ultrasonografi EUS'tan çok daha fazla bilgiler mi verecek, ben onu algıladım. Hocam ben zaten EUS ve biyopsi kısmına zaten katılmıyordum. Ben EUS'la biyopsi yapılmasını kontrast tutan bir mural nodülü varken ben öyle izlemeyeceğimi söyledim. Ben ameliyata alırım diyorum. Anladım. Peki, teşekkür ederim. Başka Kemal hocam bir katkınız olur mu? Bu konuyla ilgili bir şey sorabilir miyim? Tabii. Lateralden medyale diseksiyon derken kastınız neresi lateral medya? Yani dalak hilusundan dalak ortaya hilusundan, doğru mu? Aynen. Yani şimdi yaptığınız şey bence yani çok tehlikeli bir şey, öyle söyleyeyim. O yüzden de biz İşler başta lateralden gitmiş. Başladık. Şimdi genel prensip vasküler kontrolü sağlamaktır ilk planda. Şimdi evet yapın ama yapmadan önce en azından bir splenik arteri proksimalinden askıyı alırsanız ani bir kanama sırasında, özellikle minimal invaziv cerrahide bu çok kritik, elinizde bir şeyiniz olsun, yani yardımcınız olsun. Lateralden medyaya giderken bu kadar büyük bir lezyonun altından bir kanama başladı mı, yani
inanılmaz sıkıntıya girebilirsiniz. Özellikle de splenik ven kanarsa. Ama ellerinize sağlık. Ben de her pozisyonda çocuk değil, erişkin de olsa her durumda dalağı koruma yanlısıyım. Hocam söylediklerinize ben de tamamıyla katılıyorum ama şöyle o teknik ayrıntıyı da o yüzden verdim ben. Dalak hilusundan tümörle dalak hilusu arasında sanki böyle o ameliyatın içerisinde şöyle bakınca anlaşılıyor ya, sanki buradan diseksiyon planı daha kolay olur. Dediğinizde haklısınız ama biz de o dediğim az önce o teknik ayrıntıyı o yüzden dedim. Oradan diseksiyonun kolay olduğu kadar biz ilerleyelim dedik. Öyle sonuna kadar da ilerleyebildik. Zaten yani orada maksat ilk başta dalağı koruyabilir miyiz? Bu çocuk bunu yapabilir miyiz diye bu işe yani bu tekniği seçtik. Yoksa söylediklerinize biz de yani tamamen katılıyoruz. Böyle olunca kendimiz de biraz risk attık. Böyle kendi heyecanımızı da biraz arttırdık ama çok şükür iyi oldu. Tabii cerrahide önce güvenlik diyoruz. Murat Hoca'nın söylediklerine katılıyorum ben de. Evet hocam, ben de katılıyorum da güvenlik kısmını yani aradaki o dalak hilusuyla olan yakınlık diğerlerine göre biraz daha azdı. Öyle bir diseksiyon planını sadece o yüzden seçtik. Yoksa biz Mustafa hocam bir şey sorabilir miyim? Bu vakayı siz sakın size bir atıfta bulunmuyorum. Minimal invazif mi yapardınız? Ben minimal invazif yapardım. Şimdi şöyle bir tartışma var. Bu 12 santimlik bir lezyon. 12 santimlik lezyonda minimal invazif cerrahinin ne anlamı var? Zaten lezyonu çıkaracağımız şey kesin. Ya bu kesinlikle doğru bir inanış değil. Ben o insizyondan çıkartmıyorum zaten ve fanenştilden çıkartıyoruz. Fanenştilin kısa dönem ve uzun dönem komplikasyon oranı orta alt kesisine göre kat ve kat az. Yani ben olsam ben de minimal invazif yanlısı düşünürdüm ama ellerinize sağlık. Sakın şey anlamayın. Yok hocam, burada, biz de onu zaten... Burada minimal invazif ya da açık. Hı-hı. Burada kendinizi nasıl güvende hissediyorsanız, hastanın hayatını güvende hissettirecek şekilde bir cerrahi plan yapmanız lazım. Minimal invazif cerrahi konusunda tecrübemiz yeterli değilse bu hastada açık yapmak da hasta sağlığı açısından, güvenliği açısından son derece doğru. Sadece teknik olarak SMV'yi ve portayı dönmeden, splenik arteri dönmeden, yani bütün önlemleri almadan böyle bir tümörü çıkartmak biraz riskli olabilir. Murat Hoca'nın ilk söylediğine katılıyorum. Anladım. Minimal invazif kısmı da sizin çalıştığınız kurumla ilgili, tecrübenizle ilgili, ekibin tecrübesiyle ilgili. Tabii yapılabilseydi iyi olurdu ama en önemli şey burada hasta güvenliği. Hocam biz de bu tür... Özellikle pankreasın kuyruk kısmına yakın böyle tümörlerde biz de zaten böyle minimal invazif laparoskopik özellikle yani düşünürüz, isteriz biz de. Ama dediğiniz gibi biz mesela kar zarar oranından o anki şartları sadece iki kesinin arasındaki farktan ziyade yani onları şey yaparak çocuk batın hacmi de ne kadar onu şey yapmak yerine direkt açıkta başlayıp kendimize daha güvenli, hastaya da daha fazla faydamız dokunur diye böyle bir yol seçtik. Tamam. Mahmut Doktor çok sağ ol, teşekkür ederim, elinize sağlık, sağ ne güzel. Sağ olun, çok sağ olun. Bir sonuncu vakamızı təqdim edəcəyik, olgu deyirik değil mi? Vakam olgu mu? İsti olur hocam. Öyle mi? Ha. Biz xəstə təqdimatı deyirik, hasta təqdimatı. Buyurun Ahmet Hocam. Ben de sizlere DA rumuzlu 66 yaşında kadın hastadan bahsetmek istiyorum. İlk başvurusu bize Ocak 2019 yılında, aktif şikayeti olmayan hasta, kronik HCV nedeniyle takipte, karaciğeri kontrol amaçlı bir MR sipi çekiliyor veya MR çekiliyor. Özgeçmişinde tip 2 diyabet, hipofiz adenom nedeniyle ameliyatı var. Hipotiroidisi var ve HCV pozitifliği var. Ahmet Hocam yaklaşabilir misiniz? Duymuyoruz. Çekilen MR'ında burada pankreatik kanal boyunca seyreden sağ alttaki resme bakarsanız multiple kistik lezyonlar saptanıyor. Burada tartışalım mı Mustafa Hocam veya devam edeyim?
Yani yorumlamak istiyorsanız yeterliyse şurada küçük, en büyük kuyrukta bulunan küçük kistik lezyonlar saptanıyor. Nicat Hocam yorumlayabilir misiniz? Çok kesitler çok az biliyorum ama. Hocam özellikle 3 boyutlu MRCP görüntüleri üzerinden hani bir kanıya varabildim bu hastada. Burada Virsung'un difüz dilatasyonunu görüyoruz. Baş kısmından kuyruk kısmına kadar. Gövde ve kuyruk kısmında da ayrıca 2 adet yan dal genişlemelerini görüyoruz. Kistik genişlemelerini görüyoruz. Bunun mix tip bir IPMN olabileceğini buradan değerlendirebilirim şimdilik. Yani biz de tahmin ediyorum sadece şu evet, detaylı tüm görüntülerini göremeden hani yok haklısınız. Tabii biraz göreceli dilate görünüyor ama tabii bizim görüntü pardon ben de yani görüntüde çok geniş değil. Aslında bir ölçüm koysaydınız iyi olurdu. Evet. Safra yolları ince kaldığı için göreceli olarak pankreatik kanalda genişmiş gibi duruyor ama şu üstteki 5 yani mm'den daha geniştir diyor. Yok 5 mm'den daha düşük şeydeki üstteki. Üstteki. Yani yani evet, orada daha belli. Doğru. Şurada daha yani iki adet yan dalda. Sağ üstteki şeyde aslında geniş değil. Yani biz de tabii radyologlarımızla tartıştık. Onların görüntüleme sisteminde daha detaylı tabii 3 boyutlu bakabiliyorlar ve santimini daha duyarlı ölçebiliyorlar. Yan dal IPMN olarak yorumlandı görüntüler. Ana kanalın normal olduğu söylendi. Açıkçası bizi rahatsız eden şey CA199'un 228 olmasıydı. Ve biz takip kararı aldık ama sizin de dediğiniz gibi yani biraz yakın takip kararı aldık. 3 ay sonra kontrole çağırdık. Ahmet sesini duyamamıştık da hastanın semptomu var mı? Sarılık geçirmiş mi? Bak pankreatit öyküsü var mı? Onları kaçırmış olabiliriz biz. Semptom yok. HCV nedeniyle takipte karaciğer MR'ı çekilirken MRCP de eklenmiş oluyor tesadüfen aslında. Ve böyle bir bulguyla saptanıyor. Karşılaşıyor. Asemptomatik. Asemptomatik. Hı hı. Da tartışalım bu noktada yani ne yaparız? Tabii. Vakayı tartışmaya açıyoruz. Söz almak isteyen var mı acaba? Kolesteroz enzimleri normal değil mi? Hepsi normal abi. Her şey normal. Yani kronik karaciğeri de yok aslında. HCV'nin yarattığı bir karaciğer hasarı da yok. Son kılavuzlara bakarsak endişe verici faktör var burada. CA19-9, 37'nin üstünde. Evet. O zaman bu hastada bir EUS'la da inceleme gerekecek. Daha rahat etmemiz için. Evet. EUS'u yapalım önerisi EUS geldi. Evet. Nicat Hocam en büyük kist kaç santimetredir? 13 milim abi ben onu söyleyeyim. Buradan yani yanıltıcı olabilir. Buradan ölçelim ama büyük, yani 2 santimetrenin altında olduğunu söyleyebiliriz. 2 santimetrenin altında en büyük kuyruktaki. En büyüğü, evet. En büyük lezyon. Çok sayıda yandan IPMN var. Ve sadece kontrastlı görüntülerinde mutlaka hani bir mural nodülünün olmadığından da emin olmamız lazım. Hani evet. Herhangi bir kontrast standartı alanı var mı yok mu? Yok. Kemal Hocam EUS'u nereden yapacağız? Mural nodül yok. 12 milimetre histen de yapacağız. Ana kanalın ayrıca görüntüleyebilirler. Henüz 5 milimin altında ama bir şekilde de safra yoluyla karşılaştırdığında safra yolundan daha genişmiş gibi duruyor. En azından ana kanal bir görüntülenebilir. Kistlerde hangisinde mural nodül ile ilgili bir şey var ya da bir kalın duvarlılık var. Buna bakabilir. Murat Hocam siz takiplerde EUS'tan ziyade MR kolanjiyografi yaparım demiştiniz. Bu hastada nasıl biyoloji dersiniz takipte? Hocam burada rahatsız edici bulgu gerçekten 19.9 yüksekliği. Yani hatır sayılır yükseklik hem de 228 olmuş. Yani o yüzden burada Kemal Hoca'yla kolestazı var mı diye konuşuyorduk. Hani bunu açıklayacak bir herhangi bir hadise var mı? Yok. Ve hakikaten de kılavuz doğrultusunda sürekli kılavuza da yaslamak istemiyorum ama kılavuz doğrultusunda bu taşı çıkarmak lazım. Kuyuya atılan taşı. Yani bu 19.9 niye yüksek? Bir görmediğimiz bir şey mi var? Ben de açıkçası EUS önerirdim. Eğer ama 19.9 yüksek olmasa bu hasta sadece MR'la takip edilirdi.
Yani dediğin gibi C19-9'dan biz de rahatsız olmuştuk. EUS yaptırabilirdik aslında ama o an ya ulaşılabilir değildi veya bozuktu. Yani hatırlamıyorum şimdi, yalan söylemeyeyim ama. Çünkü EUS'umuz var yani, istersek yaptırabiliriz. 3 ay sonra kontrol dedik hastaya. Hasta işte tam da aslında 3. ayına denk geliyor Nisan, ama bu kontrole geldiği için değil, hastanın sarılığı ortaya çıktığı için beklenen kontrol gününden 3-5 gün önce bize sarılık, idrar renginde koyulaşma, işte dışkı renginde açılma gibi şikayetlerle başvuruyor. Yeniden MR ve BT çektik. C19-9 değeri bu sefer 1046 geldi. Bu da MR ve BT görüntüleri. Bilirubini kaçtı C19-9 yüksekken? Çok yüksek abi. Onun üzerindeydi yani, onu söyleyebilirim. Yani kolestatik enzimleri de yüksekti. Yani tıkanma sarılığı vardı hastanın net bir şekilde. Burada radyolojinin yorumu double duct sign oldu. Tabii bu şurada görülüyor. Koledok oldukça genişlemiş. Pankreatik kanalda. Nicat Hocam'ın yorumunu alabilir miyiz burada? Bu noktada. Evet, tipik bir double duct sign görüntüsü var karşımızda. Yani virüsün hala baş ve gövde kısmında ben dilate olduğunu düşünüyorum. İlkini görüntülerde de aslında hani bir koledok kadar geniş bir virüsün vardı. Koledokun da çapının 6 milimetre olduğunu farz edersek hani olabilir. Efendime söyleyeyim, benim özellikle bu C19-9'un ilk başvuruda yüksek olmasıyla ilgili bir ufak bir katkım olacaktı. Hani bu hasta endoskopi, kolonoskopi yapılmış mıydı peki o aşamada? Evet, evet. Onlar da. Çünkü hani belki 19-9 pankreastan bağımsız yükselmiştir, evet, diye düşünerek de ben söyledim. Şu görüntü üzerinden tabii dediğim gibi koledok, intrahepatik safra yolları, belirgin direti. Ancak pankreastaki lezyonlarda bir belirgin bir boyut artışı görmüyoruz. Sadece virüsün dilate hale geldiğini görebiliyoruz. Şimdi bu kesitleri tabii biz seçtiğimiz için gösterememiş olabiliriz ama bizim radyolojinin yorumu, Doktor Karcı Altıncaban'ın yorumu, pankreas baş kısmında, bir lezyon var. Bir 2 evet, santime yakın lezyon olduğu söylendi. Yani onun double duct sign yaptığı söylendi. İşte adenosya ile uyumlu olduğu olabileceği söylendi. Hastanın hali hazırda bilirubin de çok yüksek olduğu için yani cerrahi engel bir durum olmamakla birlikte sarılığını biraz düşürmek için ERCP ve stentleme yaptırdık bu hastaya. O esnada müsin boyası içinde örnekleme aldı gastroenteroloğumuz. Atipi içermeyen duktal epitel hücreleri ve müsin negatif geldi. Yani bizim burada amacımız biyopsi yaptırmak değildi, yanlış anlaşılmasın ama yani o stent koyarken de oradan örnekleme yaptı gastroenteroloğumuz. Ahmet, burada bir şey sorabilir miyim? Hem sana hem salona. Bilirubin 10, kolanjiti yok. Cerrahi planlıyoruz. Evet, direkt yapabiliriz. Endoskopik stentleme yapmalı mıyız? Yeri var mı? Kemal Hocam ERCP ile uğraşıyor. Onunla başlayalım. Yani bu hastada uzun dönem hepatit C var ama tahlillerini görmediğim için bir child A sirozu var diyebiliyor muyuz mesela? Yok abi, sirozu yoktu. Sirozu yoksa bu hastada ERCP ve stentleme yapmazdım ben. Yani burada tek korkum karaciğerin durumu olur. Yetmezliğe girebilir mi postop diye. Yoksa 20 bilirubin, literatür artık o işlerden ağır ağır vazgeçiyor. Yayınlar çıkıyor. Daha en son yaptığım hasta 24 bilirubindi. Ve ERCP yapılmış, stent de çekilmiş. ERCP'nin hataları 6 ay geciktirdi son hastamı. Kanamayı arttırdığına dair şeyler var. Yayınlarda biraz böyle 8'in üstünde kanama artıyor diyor. Onun dışında o kadar çok dezavantajı var ki ERCP'nin ve stentlemenin bu hastaya. Postop infeksiyon, bekleme dönemi, 3 haftalık minimum bekleme dönemi. Ben artık bilirubini seviye kabul etmiyorum. Karaciğer İnfeksiyon en önemli parametre. Onun dışında hepatik yetmezlik bulgusu var mı? AST, ALT değerleri, benzeri bulgu. Onda bir sorun yoksa bu hastaları doğrudan ameliyat ediyorum. Böyle hocam, bir tek söylediklerinin hepsine katılıyorum. Bir tek bilirubin düzeyi şöyle önemli. 18 ve üzerindeyse ve uzun süreliyse. Yani
uzun süreli ise bu hastalarda kalıcı bir hepatoseller hasar var mı yok mu diye bu grup hastalarda da drenaj önerilir. Düşmeye başladığı görüldükten sonra cerrahi yapılır. Bu akut tıkanıklıklarda belki yeri yoktur ama biz de perampüler bölge tümörlerinde 18'in üzerine çıkmadığı müddetçe kolonjiti yoksa ve cerrahi planlıyorsa bir hafta içerisinde biz de bu hastalara eğer stentleme yapmadan ya da biliyer drenaj yapmadan cerrahi tarafında duruyoruz. Mustafa Hocam, literatürünün gelişimine bakarsan bu sınır 8 ile başladı. 8'den 12'ye çıktı, 14 diyen ne olurdu, 18'e çıktı. Yani göreceğiz inşallah. Çok süre önemli. Seviye değil de süre önemli. Buradaki sürede önemlilik ameliyat bize gelinceye kadar ki zaman uzadıysa bu önemli. Bir de ameliyatı komorbitte var da uzayacaksa o da önemli. O zaman tabii ki ERCP yapıp stent takmak önemli. Aslında histopatolojik bireysel çalışmalarda karaciğerde bu fonksiyon bozukluğu stent yapılınca düzelir deniliyor ya. Onun deneysel çalışmada 3 aya kadar uzadığı gösterilmiş. Hemen de toparlamıyor hepatositler. Yani bir stenti taktı, sarılık düştü diye düzelmiyor. 6 hafta, 8 haftaya kadar uzuyor. Böyle düzelme eğilimini görmek lazım. Yani 18'den 19'a çıkmıyor, 20'ye çıkmıyorsa stentleme sonrası 15'leri, 14'leri görüyorsanız orada alabilirsiniz. Hepatoseller hasarlanma kalıcı mı? Geçici mi diye test etmenin tek yöntemi o tür hastalarda, uzun süreli sarılıklı hastalarda stentleme ve bekleme. Biz normalleşmesini beklemeden düşme eğilimine girdikten sonra cerrahi planlıyoruz çok uzatmadan. Ama bazı hastalarda bu süre çok uzuyor. Bazı hastalarda 16-17'lerde alıyorsunuz stentleme yapmadan 1 ay 2 ay sonra düzelebiliyor. Dolayısıyla hangi hastada nasıl bir hasarlanma var bunu tespit etmek çok kolay değil. Onun için anamnezi çok iyi almak lazım. Yani orada anamnez son derece önemli, bekleme zamanı önemli. Onlara göre karar vermek lazım hocam. Bu ben de kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Bu distal koledok tıkanıklarında, malign tıkanıklarında radikal rezeksiyonu ne zaman yapalım? Dünyada da yıllarla tartışmadı. Elbette son noktası da koyulmayıp ama bilinen birkaç tane artık kanıtlanmış bir şeyler var. Bunlardan birincisi odur ki ameliyat önü biliyer drenaj komplikasyonları artırır. Bitti. Bu bilinen bir konudur. İkinci, eskiden biz drenajdan sonra daha çok bilirbinin düzeyine göre karar verirdi ve bilirbin düzeyinin de bir prognostik önem taşıdığını görürdük. Ama son bir çalışmada rastıma çıktı. Geniş bir seride göstermişler ki bilirbin düzeyinin prognostik anlamı yoktu. Daha çok inerin anlamı var. Ona göre bilirbin düzeyi önemli değil. Bunu da göz önüne alarak ikinci bir konuda ortaya çıkmış bu konuda. Eğer biliyer drenaj yapıldıysa ameliyatı 4 haftadan erken yapmayın. Yaparsınız komplikasyon oranı daha çok olur. Ona göre kimse bir gastroenterologlardan kimse bir stent koyduysa da bir 4 hafta bekleyin. Bu da iyi mi bir şey? Hayır. 4 haftaya bir de görürsen ki metastazlar bile ortaya çıkmış. Ben de taraftarıyım. Hastada kolangit falan yoksa, ağır karaciğer hasarı da yoksa da bilirbin düzeyinden bağımsız olarak, asılı olmayarak birbaşa radikal ameliyata gitme yolları. Yani dolayısıyla ben Kemal Hoca'nın da söylediklerine katılırım, onu da destekleyeyim. Ben de kendi pratikimde de bunu kullanırım. Şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Pardon. Buyur Ahmetciğim. Bizim buna ERCP yaptırma nedenimiz hasta son bir haftada sarılık ortaya çıkmış ama ciddi malnütrisyonu vardı hastanın. Yani bir 2-3 haftadır düzgün oral alamama, beslenememe şikayeti vardı. Pirabimini düşüktü bize gelişinde. Beslenme destek tedavisi vermek için hastayı preoperatif hazırlamak için biraz gecikeceğini öngörerek stentleme yaptırmıştık. O detayı vermek istedim.
Bir de şey, güzel bir soru sordu Necat Bey de, hani kolonoskopi yapıldı mı diye. Bu şeyde bahsetmedim ama bu hastaların 1/3'ünde başka organ malignansileri de görülüyor. IPMN'de hani rutin kolonoskopi de önerilebiliyor bu hastalara. Özellikle kolonu değerlendirmek gerekiyor IPMN hastalarında. Çünkü bu adenom karsinom sekansına benzer bir patoloji eş zamanlı kolonda da eşlik edebiliyor. Sayın Başkan, bir soru sorabilir miyim izninizle? İnternette bir katkı var sevgili Fatih Can'dan. Drenaj yapılacaksa da perkütambiliyer drenaj yapmayı öneririm der. Ben de o konuda bir izninizle, eğer izin verirseniz bir buyurun cevap vermek istiyorum. ITF ekolü benim asistanlık yıllarımda, en azından 2009-2015 arasında, bu yıllarda özellikle eksistenler biliyer drenaj yaptırırlardı bizden, isterdi cerrahi. Özellikle bilirubini yüksek hasta, tabii onun üzerinde olan hastalardan. Sadece eksistenler biliyer drenaj, ama hiçbir şekilde duodenuma geçirmesini istenmezdi. Kolonjite olmayan hastalarda. Zaten akut kolonjitle gelen hastalara da mutlaka perküten girişim yapılmasını isterdi bizim ekol. Bu konudaki şu anki güncel literatür pek hakim olmasam da hem sizin de görüşlerinizi almak istedim. Hani eksternal biliyer drenaj konusu ne diyorsunuz özellikle Kemal Hocam? Bir de hocam, bu hastayla ilgili de size bir soru sormak istedim Ahmet Hocam. Bu pankreas baş kısmındaki MR'da görüntüleri, yeni saptanan lezyon, eski MR'ında hiçbir şekilde o bölgede hiçbir lezyon yoktu değil yok, mi? Yok. Biz yani bu bulgular ışığında tabii aynı radyologla defalarca tartıştık bu hastayı. Yani geriye dönüp bakıldığında da yani hiçbir şekilde şüphe uyandıracak bir bulgu bile yok. İlk gelişindeki MR'ında, BT'sinde, pankreas başında şüphelenilecek bir şey bile yok olduğunu söyledi. Bizim uygulamamız da Whipple yapacağımız hastalarda perküten biliyer drenaj yönünde daha çok. Yani endoskopik ERCP ile stentlemeden ziyade. Biz de açıkçası son yıllarda perkütanı tercih ediyoruz. Evet, devam edebiliriz Ahmet. Yok, bir soruya cevap veremedim. Vereyim. Peki biliyeri tercih edenlerin literatür dayanağı nedir? Yani hangi yayından hareketle perkütanı tercih ediyorsunuz? Bunlar ancak kişisel tercihler olabilir. Yani bu yayınlar çok önceden yapılmış perampüller tümörlerde perkütan drenaj mı, endoskopik drenaj mı? Endoskopik drenajın üstün olduğu gösterilmiş eski yayınlarda. Ama kişisel çıkarımlar, dışarıda yapılmış vakaların komplike olup çapaya gelmesi, ben de çapadan ihtisas aldım, sonra çalışmış biriyim, bireysel tercihlerle bu yöne dönmüş. Bilimsel olarak bir desteği yok. Hatta perkütanın yeni yeni komplikasyonları benzere geldi. Şu anda yani endoskopik drenaja eşit anlamına geldi. O açıdan hani direkt bunu yapıyoruz demek kişisel tercih, bilimsel bir şeyi yok bunun. Şöyle hocam, ben endoskopik stentlemenin bakteriyel kolonizasyonun arttırdığını biliyorum. Yani literatür de bunu söyler. Dolayısıyla tabii ki tercihler, kişisel tercihler tecrübeyle de artıyor zamanla. Endoskopik stentleme yapılan hasta gruplarında bizim komplikasyonlarımız çok daha fazla. Dolayısıyla da bu bizim pratiğimizi değiştirir. Özellikle dış merkezden gelen stentlemeli hastalarda anastomoz kaçakları ve endoskopik cerrahi sonrası enfeksiyon komplikasyonlarını çok görüyoruz. Nuri hocam ne der bilmiyorum. Ama PTK, perküten biliyer drenaj yapılan hasta gruplarında bu bizim serimizde çok az. Dolayısıyla burada tabii ki literatür desteğini de alarak tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bireysel ve kurumsal tecrübemize göre endoskopik stentlenme bir tık daha enfeksiyon komplikasyonlarını ve anastomoz problemlerini arttırıyor. Şimdi klasik olarak textbooklarda da yazılar, bize de böyle öğrendiler ki distal darlıklarda endoskopik, proksimal darlıklarda perkutan drenaj. Bu tavsiyelerle büyümüşüz. Ben açıkçası, eğer hasta radikal ameliyata gidebilirse, hiçbir biliyer drenajın taraftarı değilim. Ne perkutanın, ne de endoskopikin. Bu düşüncem bu.
Burada hocam sen sonuçluyorsan, sonuçları vereceksen, S19.9 yükselişinden ilgili ben kendi yaklaşımımı söyleyeyim. Ben bir hastada eğer S19.9 yüksekliği varsa, elimizde olan laboratuvar, yani kolestaz var mı yok mu, ve görüntüleme MRI ile safra yollarında pankreasta bir kitle görmüremse, yani bunu açıklayacak bir neden bulamıyorumsa, bulabilmiremse, muhakkak endoskopik ultrasonografi yaparak distal koledoku değerlendirmeli ve pankreas duktusunu değerlendirin, pankreas başını, papillanı değerlendirelim. Bu rutinimdi. Yok eğer bundan da bir şey çıkmasa, hiç vakit hastanı 3 ay sonra gel demerem. Hastanı başlangıçta ay bay ay izleyerem. 1 ay sonra gelsin, 2 ay sonra, 3 ay ardıcım. Oralarda da artış varsa onda yeniden tomografini, EU'su yeniden tekrarlayarım. Bu vakada bence ona benzer bir şey. Yani başımıza gelip ona göre söyleyeyim. Evet, yani biz işte 3 ay sonra görmeyi tercih etmişiz bu hastada. Yani sonuç olarak biz bu hastaya eksplorasyon kararı aldık tabii. Total pankreatektomi. Onun sebebini söyleyeyim. Baş ve boyun kısmına, yani biraz sola doğru taşmış durumdaydı kitle. Yani Whipple'a çok uygun değildi. Yaptık. Ve patoloğun hani sonuç yorumu yan dal ait IPMN ve bunun zemininde gelişmiş adenose olarak değerlendirildi. Ve 2 adet lenf nodu pozitifti bu hastada, metastatikti. Hasta 2 sene sonra akabinde gelişen tabii akciğer metastazları oldu kemoterapisini alırken vesaire. 2-2,5 senenin sonunda hastayı kaybettik. Tabii bunu ben bir de şeyi sormak isterim. Mesela yani dürüst olmak gerekirse, yani şu noktada EUS yapsaydık, hani pozitif çıksaydı, o zaman Whipple yapsaydık veya total yapsaydık, mesela 3 ayda bu hastanın prognozu değişir miydi acaba? Yani ben ondan da emin değilim. Ama 3 ayda da bu hale gelmesi tabii üzücü bir durum. Lenf nodu pozitif. Yani MR'da BT'de hiçbir şey yok. 3 ay sonra lenf nodu pozitif. Total yapmanızı gerektirecek kadar ne diyelim, yeri de biçimsizdi ama biraz yaygın adenose ile karşılaştık. Tabii üzücü bir durum. Ama 3 ay değiştirir miydi? Ben açıkçası ondan da emin değilim yani. Hani geriye dönük bunu bilmemiz tabii ki mümkün değil ama. Süreyle ilgili NCCN'in kılavuzunda şunu söyler. 3 haftayı geçirdiğiniz, 4 haftaya ulaştığınız her hastada tanıdan radyolojik görüntülemenizi yenileyin. Çünkü evre atlayabilir der. Yani evet. Ama tanılı hastada tabii bu. Yani pankreas seyahat tanısı olan hastada 3. haftaya geçirir. Hocam bir geri gelebilir misiniz? Ya ben hiçbir şekilde içinizde bir ukde olması gerektiğini düşünmüyorum. Yok, evet, evet. Çünkü 3 ay çok kısa bir takip süresi. Yani bence alternatiflerin arasında bir tanesi. Ama şu, hani hiçbir görüntüde bize pankreası tam göstermediniz bu görüntülerde, ama biraz ileriye gidince 3 ay sonrakinde, ya şu görüntü eğer ilkinde varsa, tomografi görüntüsü, yani dilate ductus ve çevresinde atrofik pankreas, yani çok ciddi atrofisi var ve tüm pankreas boyunca, açıkçası bu o zaman da varsa EUS kararını ve ek bir şeyler yapma ihtiyacımı aslında çok güçlendirirdi. Ama şu zaman, görüntü o varsa. O zaman da vardı ise sarılığı niye yoktu? Yani yer itibariyle o zaman da vardı ise sarılığının 3 ay önce de olmasını beklemez miydik? Yani pankreas bu tam olarak öyle olmayabilir. Yani pankreas kanalını tıkamasıyla koledo tıkaması eş zamanlı olmak zorunda değil. Hani şu atrofi, şu gövde ve kuyruktaki atrofi, konuşmalardan birinde şöyle bir yorum yapmıştım. Hani anadal IPMN ile bir duktal adenokarsinoma bağlı tıkanıklıkta gelişen genişleme arasındaki en önemli farklardan bir tanesi işte birinde atrofi olması sıklıkla. Böyle bir atrofiyi görünce aslında CA ile birlikte alarm düzeyim herhalde daha artardı diye düşünüyorum.
Yani o konuda dediğim gibi biz radyologlarımıza yani çok güveniriz. Hani multidisipliner konseyde de tartıştık bu filmleri. Geriye dönüp de dönük olarak da tartıştık. Yani öyle bir şüpheli bir durum olmadığını defalarca bize ilettiler. Yani o konuda güveniyoruz yani açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Bir vakamız daha var ama enerjimiz gittikçe azaldı. Toplantıyı ben burada bitirmek isterim. Nasıl istiyorsanız. Kapanış konuşmalarını yapmak üzere Nur Hocam'ı kürsüye davet ediyorum. Hürmetli konferans iştirakçıları, bir daha hamınıza gelip iştirak elədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Səbirlə bu çıxışları dinlədiyinizə görə çox sağ olun. Kongrelər adətən belə olur. Baştan hər kəs çox toplanarlar, sonra qalanlar ancaq sədaqətli insanlar olurlar. Sədaqətinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Ben düşünürüm ki bu konferans burada oturanlara da bizi kenardan dinleyenlere de çok faydalı oldu. Çünkü bu mövzu çok cerrahiyede de çok karma karışık mövzudur. Sanırım ki birçoğunuza o cümleden benim özüme de bazı mövzular aydınlaştı, bir hayli aydınlaştı. Tabii ki belə mövzuların zaman zaman vaxtaşırı müzakirə olunmasının çox faydası var. Çünkü bu bizim gündəlik klinik praktikada rast gəldiyimizdə ən çox çətin vəziyyətdə qaldığımız məsələlərdən biri bu pankreasın kistləridir. Ortada qalır gerçəkdən də. Amma belə toplantıların sayəsində həm dünya bilgilərinin, elmi tədqiqatların nəticəsi, həm təcrübəli, dənəyimli hocaların təcrübəsinin bölüşməsi ilə bəzi məsələlər, bəzən çox çətin görünən məsələlər asanlıqla həll ola bilir. Ben bu kongrenin təşəbbüskarı və təşkilində çox önəmli qatqısı olan, bu kongreni təşkil edən ilk növbədə Sayın Mustafa Kerem hocamıza çox təşəkkür edirəm ki, belə bir konferansın Azərbaycanda, Bakıda keçirilməsinə təşəbbüs göstərdi və gerçəkləşməsinə başçılıq elədi. Çox sağ olsun. Və eyni zamanda Türk Hepatopankreabiliyar Cərrahiyyə Dərnəyinin bütün üyələrinə, həm yönetim qurularına, həm bütün üyələrinə, o cümlədən burada iştirak edən hocalarımıza və bizi dinləyən, bizə qoşulan hocalara da çox təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Bugün o tərəfdən baxdığımda mən yenə də hocaların isim olaraq onların hamısını söyləyəcəm. Bizim Kemal hocamıza, Murat hocamıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ramazan hoca təşəkkür edirəm sizə. Recai Bey size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Muharrem abi çok hoş geldiniz. Sağ olun. Ahmet Bey hoca teşekkür ederim size. Unuttuk olmadı değil mi? Hocaların buraya gelenlerden. Ha, ne güzel tamam. Bizim Azerbaycan'dan olan müəllimlerimize, hocalarımıza çok teşekkür ederim. Surhay müəllim başta olmakla. Elçin müəllim sağ olun. Size teşekkür ederim. Nicat teşekkür edirəm. Digər çıxışçılardan görün buradan kimi görürəm, görmürəm. Onların hamısına, bütün çıxış edənlərə çox təşəkkürümü bildirirəm və bizə bu işdə dəstək olanların Tibb Universitetinə, rəhbərliyinə və bizim gənc cərrahlarımız var burada aktiv. Bax bir neçəsini buradan görürəm. Bu ilkini görürəm. Niyazini görürəm. Sonra kim var idi bizdə? Evet, Mahir de orada. Özü de Mahir belə tüsçəcə də mənim kimi büyük deyilsən, çox da uzaqlaşmışsan, lap balaca görünürsən. Biraz yaxında otursan ya gözün sevimdən. İştirak edən qatılanların bütün digər Tibb Universitetindən gələn, gəlməyən, kənardan olanlara təşəkkür edirəm. Eyni zamanda ben birinci cərrahi xəstəliklər kafedrasının burada iştirak edən ve iştirak eləməyən
həkimlərinə, müəllimlərinə, rezidentlərinə də təşəkkürümü bildirirəm. Bizə dəstək olan hər kəsə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Ben düşünürüm Mustafa Hoca'nın da çıkışından sonra biz yeniden burada bir resim yaptırak ve ispat edelim ki biz axıra kadar kalanlar sadakatli insanlar kimlerdir? Sayın hocalarım, sayın katılımcılar, 2. Türkiye Azerbaycan HPB Kongresi'nin sonuna geldik. Başarılı bir toplantı geçirdiğimizi düşünüyorum. Başta Azerbaycan Tıp Üniversitesi rektörü ve yönetimi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi 1. Cerrahi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Nuri Hocam, emeği geçen bütün hocalarıma, yönetim kurulu üyelerine, özellikle Elvin'e ve tabii ki bütün toplantılarımızın gizli kahramanı Recai Tosun'a, dernek sekreterimiz, derneğimizin bel kemiği, ona ayrıca çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kongre sertifikatlarını bura vermek için kendilerini bura davet edeceğim. Hocam siz bunları verersiniz değil mi? Sayın Ahmet Hocam, Ahmet Doğrul, Profesör Doktor Ahmet Hocam. Bu Ahmet Hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sertifikatınızı hocamız versin. Çektiniz değil mi? Sayın Kemal Hocam, Profesör Doktor Kemal Doluay. Kemal Hocam, soyadınız Doluay'dı yoksa Dolay'dı? Dolay. Dolunay anlamında. Öyle mi? Hocamız size takdim edeceksiniz. Muharrem Hoca, Profesör Doktor Muharrem Battal. Çok sağ olun. Profesör Doktor Murat Gönenç. Murat Hocam. Kimdi? Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Durum başkanlarının da var, ilçinin de var, seçtiler de var. Sizin mizah dostunuz bir de ilçin benim daha iyi. Evet, tamam. Profesör Doktor Surhay Hadiyev. Surhay Melim, size emet olmasa. Elçin Məllim, Profesör Doktor Elçin Ağayev. Çok sağ olun. Doktor Nicat Alışev. Yok, Ramazan'ınki yoktu. He?
Doktor İlçin İsmailov. Doktor Ramazan Acar. Ha, bitti, ben geleceğim. Evet, resim bir şey olmaz. Tamam. Tamam, yanlışlık oldu ya. Yani. Tamam. Ve nihayet Sayın Profesör Doktor Mustafa Kerem, bunu Hamza Gözüm təqdim edeceğim.